Alo. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Canlı yayında değerli hocamızı da dinliyoruz. Hoş efendim. Bulduk. Hoş bulduk. Ben şunu rica edecektim Doktor Bey'den. Evet. Yaz sıcaklığında başımıza geldi böyle bir olay. Ben kendimden bahsediyorum. 65 yaşındayım. Bu sıcaklara bağlı bir terleme ile birlikte uykusuzluk hissettim. Gece bunlar 3-5 gün ve gece uykusuzluk şeklinde tedavi etti ve uykusuzluğa neden oldu. Kalple ilgili ağrı falan yok ama. Acaba buna ne teşhis koyabilir Doktor Bey? Kendisine saygılarımı sunuyorum. Aynı zamanda Silivri'den komşumuzdur. Ooo selamlar. Hatırlar, evet. Kentten hatırlar efendim. Evet. Kendisini ziyareti de olmuştu bize. Evet. Oradan da biliyorum. Acaba bize ne cevap verir? Ne çok güzel. Merak ediyorum. Hem hekim. Şu anda çok iyiyim. Evet. İki tane ilaç kullanıyorum. Evet. Şikayetlerim de hiç yok. Biraz yürürken zorlanma olabiliyor. Çok az bir şey. Başka hiçbir tarafında bir şey yok efendim. Çok geçmiş. Acaba Doktor Bey bize ne cevap verir? Ne yapmamız gerekiyor? Peki televizyondan takip edin. Hocam şanslı. Hem komşunuz kalbiniz sağlam diyelim. Acil evet, müdahaledi. Evet. Hemen zaten doktorumuz komşunuz olduğu için çabuk müdahale olma evdeyseniz tabii ki hocam değil mi? Şanslısınız. Terleme etkili midir diye soralım. Şimdi terleme öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum hocam. İyisinizdir umarım görüşmeyeli. Evet iyiyim efendim. Evet. Şimdi terleme kalp hastalıklarında çok önemli bir belirti. Ancak şununla karıştırmamak gerekiyor. Terleme evet. Sıcak havalar, sıkıntılı evet. Bir durum, son derece insani durumlar nedeniyle gelişen terlemeyi kastetmiyoruz burada. Hı hı. Mutlaka evet. Yanında bir ağrı, yanma, sıkışma, belki çarpıntı gibi eşlik eden bir durum var ise terleme bir anlam ifade ediyor. Yoksa günlük hayatımızda karşılaştığımız çeşitli sebeplere bağlı olan terleme tek başına bir kalp hastalığı belirtisi değil. Zaten evet. Sizin de belirttiğiniz gibi 5-6 gün süren bir uykusuzluk vesaire gibi benzer şikayetler bunların kalp hastalığıyla açıkçası ilgisi yok. Bunlar kalp hastalığı belirtisi olarak kabul edemeyiz bunları. Evet. Bizim kastettiğimiz bazı hastalarımız gerçekten tipik dediğimiz bulgulara, tipik dediğimiz şikayetlere ne yazık ki sahip olmuyor. Dolayısıyla tedavisinde ve teşhisinde gecikme yaşanabiliyor. Evet. Herkes göğsünde şiddetli bir ağrıyla ne yazık ki başvurmuyor. Herkes de sırta vuran, sol kola vuran ağrı ne yazık ki olmuyor. Bazıları çok basit bir mide şikayetini andıran, yanma tarzında bir şikayetle başvuruyor veya başvurmuyor. Gidip bir antiasit dediğimiz ilaçlardan alıyor. Herhalde midem biraz ekşidi, midemde gastrit var vesaire gibi. Hatta yakın zamanda yaşadığım bir örneği ifade etmek isterim. Çok mutlu oluruz. Hastamız acil servise başvuruyor. Doktorumuz, acil servis doktorumuz değerlendiriyor. Mide yanması şeklinde. Ertesi güne kadar takip ediliyor. Herhangi bir bulgu da ne yazık ki gelişmemiş EKG'sinde veya kan tahlillerinde. Endoskopisi yapılıyor. Endoskopi de geçiyor. Endoskopide önemli bir sorun görülmüyor. Daha sonra bir de kardiyolojiye uğrayayım şeklinde bir tercihte bulunuyor ve o şekilde teşhis konuyor aslında. Yani bu tür yanıltıcı durumlar ne yazık ki oluyor. Bu tür durumlarda işte bu tür durumlarla karşılaşmamak için terlemeyi biraz akılda tutmak gerekiyor. Sebepsiz terleme önemlidir bizim için. Ama dediğim gibi sıcak havalarda veya bir koşturmacanın arasındaki terlemeyi bununla karıştırmamak gerekir. Evet efendim. Zaten herhangi bir teşhis konulmadı. Sadece rahatlatıcı tansiyona bağlı yani rahat uyuyabilmem için iki tane ilaç verildi. O kadar herhangi bir şey vardır diye. Sizi nasıl ziyaret edebiliriz hocam? Her zaman bekleriz her şeyden önce. Hocamın bilgileri zaten alt yazıda var. Takip ederseniz hocamı ziyaret edebilirsiniz. Çok geçmiş olsun. İstanbul'da değil mi hocam? Evet, İstanbul'da. Evet, evet. İstanbul'da. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Saygılar bizden. Sağlıklı günler diliyoruz. Sağ olun.